Efendim herkese merhabalar, ben Emre Saygan. Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Allah yüzünüzden mutluluğu, gülümsemeyi, cebinizden parayı eksik etmesin inşallah. Şimdi geçen hafta kıymetli teyzemizi kaybettik. Canımın yarısını kaybetmiştim. O yüzden cenazeden dolayı araba pazarı videosu yapamamıştım. Dolayısıyla kendimi de çok eksik hissettim yani, hem video yönünden hem de canımızın parçası gittiği için. Şimdi birçok yorumlar geldi arkadaşlar sizlerden. Öncelikle başın sağ olsun diyen arkadaşlardan, baş sağlığı dileyen arkadaşlardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Mart ayının son haftası. Ağırlıklı böyle 150 bin TL altı araçları çekmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla yorum yapan arkadaşlar var. Abi 150 bin TL altı araç çeker misin diye. Bilginiz olsun, videomuz ağırlıklı 150 bin TL altı araçlarla ilgili olacak. Şimdi öyle deyip videoma başlıyorum ama burada 2006 model Fiesta var. 1.4 benzinli. Hemen şöyle telefon numarasını çekeyim size. Bak hemen siftahımızı yapmış olalım. 2006 model 1.4 benzin LPG'li. Güzel, bak temiz duruyor. Lastik durumu fena değil gibi. Fiesta soran arkadaşlar oluyordu zaten. Tabii bu benzinli. Sıralı sistem LPG koymuş. Bak araba bakımlı. Kendini belli ediyor, temiz araba. İşte burada dikkat edeceğiniz hususlar neler? Mesela bak görüyor musun? Farda işlem var. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz lazım. Olabilir, önden tıklanmıştır araba. Şöyle telefon numarasını çekeyim sizlere. Hasar kaydı yok demiş ama orada ufak bir tıklama var. Araba temiz duruyor, bilginiz olsun. Şöyle. Tabii artık böyle 2006 model arabalarda koltukta bir sigara yanığı var. Dikkat edilecek hususlar neler? Artık metal yorgunluğu dediğimiz yıldan dolayı bir takım böyle masraflar açabilir. Sürpriz böyle masraflar açabilir. Fiesta temiz duruyor. Ön iki camı otomatik. Beşileri şöyle güzel bir makina. Bunu böyle kadrajımıza almış olalım. İçi falan güzel. Kozmik eksiklikleri falan yok. Tabii rakamına bir şey diyemiyorum. Toyota'yı falan biliyorsunuz. Bunları hızlı geçeceğim. Dediğim gibi ağırlıklı böyle 150 bin kilometre altı olacak. Ama tabii yanından geçerken arabaların rakamlarını da okuyabilirim. Bak mesela yine telefon numarasını çekeyim. 150 bin TL altı, şöyle telefon numarasını görün. Yine Toyota Corolla var. Güzel, bu serisi böyle az masraflı. Binilecek arabalardan. Lastik durumu falan fena değil. 2005 modelmiş dostlar. 4 cam otomatik, 4 hava yastığı, ABS, klima vesaire var. Hani donanımlı olsun istiyorum diyorsanız mesela, gördüğünüz üzere bu Toyota Corolla'yı sizlere tavsiye ederim. Ondan sonra zaten masrafsız, uzun ömürlü, güzel aletlerden. Tabi rakamına yine diyorum bir şey diyemiyorum. Onu orada artık telefon numarasına pazarlığınızı yaparken konuşabilirsiniz. Bakın mesela güzel bir ayrıntı. 4 camının da otomatik olması iyi bir şey. Yani tek seferde 4'ünü indiriyor. Tek seferde 4'ünü kaldırıyor. Güzel, temiz duruyor. LPG takmış. Çift egzoz çıkışı var mesela. Burada işte mesela yine dikkat edeceğiniz hususlardan biri. Böyle bagaj havuzunu kaldırın. Bakın böyle kontrol edin. Güzel, bak arkada da işlem yok. İstetmesi falan tertemiz. Bakımlı araba kendini her zaman belli ediyor dostlar. Yani bakımlı araba her zaman kendini belli ediyor. Lastik durumu fena değil. Tavsiye ederim. Hoşuma gitti. VVT-i motor da zaten kendini ispatlamış. Başarılı bir motor. En azından gidip o efsane kasasına bir dünya para verene kadar mesela 150 bin TL altında böyle temiz bir arabaya sahip olabilirsiniz. 169 bin lira demiş mesela. Dizel Eco DCI 160 bin kilometrede. Bunu da telefon numarasını çekeyim şöyle görün. Clio soran arkadaş vardı, abi Clio çekmiyorsun, çeker misin diye. Kapısı kilitli maalesef, içini çekemiyorum. Evet mesela yine eski kasa Clio var burada. 2001 model. 216 bin kilometredeymiş. Park sensörü falan koymuş abimiz. Telefon numarasını da şöyle çekeyim. 94.750 TL. Mesela bu da 100 bin TL altı alınacak araçların sınıfına girdirebiliriz. Güzel, temiz duruyor. Çok temiz duruyor. O da temiz duruyor. Yani bu sıradaki arabaların zaten tamamı aslında herhalde alsatçı bunlar. Hepsi temiz. Evet şöyle devam edelim bakalım. Bunda ne var? Astra var. Astra'ya ne yazmışlar? Astra'ya 2008 CDTI. Dostlar güzel. 250 bin kilometredeymiş. Fiyat yazmamış. Ha, 120 bin TL. Bak mesela
Görüyor musunuz? Telefon numarası var mı? Telefon numarası yok dostlar. Paylaşmamış çağırmış ama komple boyalı, değişen yok. 28 bin kayıt var demiş abimiz. Hani bu da ne? Ben hasar kaydına bakmam. Binerim bu şekilde diyorsanız da mesela Opel Astra'yı da tavsiye edebilirim. Lastikleri fena değil. Şöyle içine bir bakalım. Hasar kayıtlı. 28 bin TL. Double ekran koymuş. Fena değil gibi. Yani airbag falan açıp açmadığını bilmiyorum. Tabii güzel bir ekspertizle bunları kontrol ettirmeniz lazım. Biliyorsunuz kemerleri de patlıyor bunların dostlar. Oraya bir direnç koyuyorlar. Ondan sonra şurada güzel bir Navara var. Güzel makinedir. Ama su gibi de yakar. Bu zaten Navara. İçinde İsa diye bir arkadaşımız var. Fatih Özçetin'in aracı. Kardeşim satılığa çıkartmış arabasını. Ne kadar istiyor bilmiyorum ama içinde İsa Bey telefonla konuşuyor. Evet mesela bak 89.500 TL. Şimdi Seat Cordoba. Biliyorsunuz Polo ile hemen hemen aynı sınıfta yani aynı şasede üretiliyor diyebilirim. Aynı platformda üretiliyor. Aynı şaseyi kullanıyor diyebilirim. 89.500 TL. 225 bin kilometre demiş. 1.9 dostlar. Tek sıkıntısı bu. Bunun biraz daha böyle traktörvarimsi diyebilirim ama yine böyle ben dizel arabaya binmek istiyorum diyorsanız işte Volkswagen kalitesiyle bunu da tavsiye ederim. Şöyle bunu da görün. Aynaları otomatik fakat arka iki camı manuel. Bilginiz olsun. Kapısının açılıp kapanması güzel. Honda'lar geçiyorum bunu. Şimdi 180 binine kadar çıkacağım derseniz de mesela burada Punto var. Şimdi Punto Evo biliyorsunuz normal Grande Punto ile işte ön farları değişti. Makyajlandı. Biraz daha böyle bebeksi yüze kavuştu. Gündüz farı falan eklendi. Şimdi bu arabayı bana mesela abi tavsiye eder misiniz diye telefon numarasını görüyorum bu arada. Tavsiye eder misiniz diye soranlarınız var. Tavsiye ederim. Niye tavsiye ederim biliyor musunuz? Şimdi parçası bir kere bence ucuz araçlardan ve şeyi de güzel. Bak göğsünün güzelliğini görüyor musun? Yani bu yaştaki bir arabada güzel özelliklere sahip. Özellikle launch paketi dostlar. Bunun işte böyle otomatik yanan farları, ne bileyim kendiliğinden kararan dikiz aynası, işte dört cam otomatiği, buğu çözücülü işte dikiz aynaları vesaire gibi donanımlara sahip. Ondan sonra bu Focus'u hatırlıyorsunuz. Bir geçiyorum daha önce çektiğim için. Şöyle hızlanalım biraz daha. Mesela yine 150 bin TL altı. Düşünen olursa işte taksicilerin en çok tercihi araçlardan biri. Bak nasıl temiz güzel duruyor. Bu da Hyundai Accent var gördüğünüz üzere. Era. 1.4 start paketmiş. Telefon numarasını çekeyim. 134 bin TL fiyat yazmış abimiz. İyi satışlar diliyoruz kendisine de. Araba temiz duruyor. Bak tavanı falan güzel duruyor. Yani böyle oynanmış bir araba değil belli. Kendini belli ediyor. Bilginiz olsun lastik durumu falan da fena değil gibi. Şöyle bunu da çekmiş olalım. Evet dostlar şimdi bakıyorum. Golf'ü falan hatırlıyorsunuz zaten. Geçiyorum bunu. 367 bin fiyat yazmış. 230 bin fiyat yazmış BMW. 2015 210 bin kilometrede. Bakalım. A3'ü hatırlıyorsunuz zaten. Onu da es geçiyorum. Şimdi şöyle bakalım neler var. Şimdi yine 150 bin TL altı araçların içine girdirebileceğim makinalardan biri. Bak 2013 model Linea var. Telefon numarası da görün. 153 bin TL fiyat yazmış abimiz. Şimdi Linea motoruyla zaten kendini ispatlamış bir araba. Biliyorsunuz bunlar İstanbul'da. Ben bunun böyle 900 bin kilometre yapmış olanını gördüm. Lastikleri falan fena değil. Hatta 900 bin kilometre yol yapmış. Hani motor üst kapağını elletmedim bile diyen ustalarımız var. Kapısının açılıp kapanması güzel. Şimdi bir aile arabası. Bagajı geniş. Yaklaşık 500 litreye yakın bagajı var. Zaten bu böyle C sınıfıyla B sınıfının arasında kalmış bir makina biliyorsunuz. B Plus da diyebiliriz. Şimdi makinanın bak görüyor musunuz? İçi tertemiz. Güzel. Bu hafta arabalar temiz arabalar gelmiş. En azından temizlenmiş arabalar gelmiş. Mesela teybinde sıyrılmalar söz konusu değil. Güzel olmuş. İyi. Bak temiz bir alet. Lastik durumu güzel dedik. Şöyle arka kapısını da açalım.
Kapıların açılıp kapanması da güzel. Dört camı otomatik bilginiz olsun. Bunu da tavsiye ederim. Yol tutuşunu soran arkadaşlar var. Şimdi benim lineam 2008 205 55 16 lastik jant ebatına sahip. Yani bununki 15. Benimki 16 jant dostlar. Dolayısıyla yol tutuşu ben memnunum. 205 lastik genişliğine sahip olduğu için. Tabi bu hani tutup da işte 90'lık viraja gireceğim viraja 140-150 ile girdiğim anlamına gireceksin anlamına gelmiyor. Dikkat edersen her arabanın bana göre yol tutuşu güzeldir. Kullanmayı bildikten sonra. Şimdi mesela yine ne var burada? Rakama bak, 2011 Corsa ama temiz duruyor. 44.000 kilometrede 230.000 lira yazmış. Geçiyorum bunu. Yine bir Fiesta'mız var. Fiesta soran arkadaşlara gelsin. Bak bu da 1.4 dizel 2009 modelmiş. 217.000 kilometrede. Alın böyle çiçek gibi. Bak 145.000 TL yazmış fiyatına. Bu bir de dolu pakete benziyor. Evet, çelik jantlı. Tabi boya durumu nedir bilemiyorum ama şöyle kapısını da açayım size. Bunu da görün. Ha, bu GIA paket dostlar. Sony ses sistemi var. Çok tatlı, başarılıdır, bilginiz olsun. Ondan sonra bak hız sabitleyicisi falan da var. Bu da iyi bir özellik. Diye hız sabitleyicisi dedim ama ses sistemiymiş, özür dilerim. Hız sabitleyici de var gerçi bak burada. Hani böyle donanımlı, konforlu olsun istiyorsanız mesela tavsiye edeceğim araçlardan. Ama tabi bu B sınıfı bir araç. Yani hani bir çocuklu aileler için alınabilir. Veya işte iki karı koca yeni evlenmişsinizdir. İlk aracınız olacaktır. Mesela o tarz bir araç düşünüyorsanız alabilirsiniz. Park sensörü yok. Sonradan takılabilir. Önemli değil. Şimdi bakalım başka nelerimiz var. Şimdi dolayısıyla dostlar böyle 150.000 TL altı araçlarda işte Fiesta ağırlıklı. Mesela işte Focus'lar, böyle Focus 2 herhalde, yanlışım varsa düzeltin. Sanırım bunlar da böyle 150, dediğim gibi bak 157.500 TL fiyat yazmış. Tabi boya durumuna göre değişir. Bundaki tek sıkıntı ben motorunu ve yol sesini içeriye aldığını, alıyor diye düşünüyorum. Tabi bilemem, kullanıcı arkadaşlar daha teferruatlı, daha detaylı bilir. Lastik durumu fena değil. Bu da hani ben C sınıfı bir arabaya binmek istiyorum diyorsanız, işte 4 kişilik bir aileyseniz, içinde kardeşim varmış kusura bakmasın. Ondan sonra bunda da, bu da GIA paket, ses sistemi çok başarılıdır. Bakın göğüs falan böyle tatlı duruyor. Ondan sonra koltukları falan bunun güzel, sert, böyle konforlu, yani vücudu saran koltuk yapısı var. Yol tutuşuna zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Focus zaten yol tutuşuyla kendini ispatlamış bir makina. Tabi bunda da park sensörü yok. Evet dostlar, işte Clio var mesela yine. Böyle bu Clio 1 olduğu için 80.000 altında mesela. 1.477.000 fiyat yazmış. Telefon numarası var mı? Sizler için çekeyim dedim ama. Şurada telefon numarası var. Bunu da görün. Güzel mesela, tavanı falan böyle güzel duruyor. Tabi burada işte alacağınız zaman detaylarına bakmıyorum. Burada abim plakaları çekme dedi. Bak Kangoo var. O yüzden orayı es geçeceğim. Şöyle gidiyorum. Çekmiyorum onları. Es geçtim. Abim plakalarımızı almasan dedi. Herhalde rahatsız oluyor. Bilemiyorum. Neyse. 206.000 kilometrede bakın yine bir Fiesta var. 136.000 TL fiyat yazmış. İşte hani böyle ABS'si var. Ondan sonra airbag var. Merkezi kilit, otomatik cam yazmış. Komfort paket. Az önceki karşıdaki şuradaki Fiesta ile kıyasladığımızda bu GIA paketi dostlar. Bu komfort paket. Komfort pakette sis parı veya çelik jant gibi aksesuarlar yok. Ama yine işte motor yapısı aynı, bilginiz olsun. Onu da böyle çekmiş olalım. Bu da hani bir tık daha alt fiyata almayı planlıyorsanız Fiesta GIA'ya göre komfort paketi düşünebilirsiniz. Honda var. 130.000 kilometrede fiyat yazmamış. Ama 150.000 altı çektiğimiz için ona dikkat etmiyorum. Ha, bak Polo var. Şimdi güzel alet. Bunların dizelleri 3 silindirliydi. Bir ara böyle traktör gibi çalışırdı ama hani böyle yol tutuşu vesaireyle böyle alınabilecek araçlardan. Zaten Volkswagen kalitesi, kapısı kilitli, çeşitli tavanda solmalar vesaireler mevcut. Mesela Polo'yu da tavsiye ederim bu yönde size.
Toros var, 43.500 TL fiyat yazmış abimiz Toros'a. Ondan sonra 121.750 TL'ye bakın dostlar şey var. Connect var, ilk sahibindenmiş, çok iyi, 125.000 km'de, 2005 model. Sadece işte kozmetik eksikliği var. Güzel duruyor ama bilginiz olsun. Tabii fiyatı bana göre yüksek. Şimdi Clio çekmiyorsun diyen arkadaşlara gelsin yine böyle. 107.000 km'de 2016 model. Kaza ve bela boya yokmuş. Şöyle telefon numarasını çekeyim sizlere. İyi satışlar, kolay gelsin. 4 lastiği yeniymiş abimizin aracının. 223.900 TL fiyat yazmış. Hasar kaydı yok. Temiz ikon paketle ben Clio'ya binmek istiyorum diyorsanız bakın lastik durumu falan güzel. Yeni almış. Lastikleri yeni. Bakımlı. Belli yani. Kendini belli ediyor. Tavsiye edeceğim araçlardan. 112.000 TL'ye yine işte Focus 2 var. Bunu da çekmiş olalım. Benzin LPG'liymiş, komple boyalıymış, hasar kaydı varmış, bilginiz olsun. Bu da işte şey, hani ben hasar kaydına takılmıyorum, alırım. Ekspertizini düzgün yaptırdıktan sonra önemi yok dediğiniz araçlar varsa tavsiye ederim. Bak mesela yine sümbül var, sembol. 75.000 TL fiyat yazmış, 1.4 LPG'li. Ya bu da ne, hani ben konfora çok takılmıyorum diyorsanız, mesela klimalı olması Adana sıcağı için mantıklı. Sonradan teyp takmış. Güzel, temiz duruyor aslında. Ama tavanda hafif böyle oynamalar mevcut. Tabii bunu göstermek lazım. Tavanında oynamalar var. Evet dostlar, şöyle hızlanalım bakalım. 160.000 TL'ye yine Connect var. 2010 model. Bak 150.000 TL aralığında alınabilecek araçlardan. Demek ki şimdi bak Focus'ların fiyatları oturmuş. Focus 2'lerin özellikle. Şimdi yine 150.000 TL alınacak araçlarda ne var burada? Peugeot var, 206. 100.000 TL fiyat yazmış bak. Fiyatı da pazarlığa, takasa da açık demiş kardeşim. İyi satışlar. Temiz duruyor, güzel duruyor. Sadece tavanda böyle bir solma mevcut. O da yaptırılır. Vernik atması dostlar. Artık ona da çözüm bulundu. Jantlarını değiştirmiş kardeşim. Şöyle görün. Çelik jant koymuş. Kapısı açık. İçini de şöyle çekelim. Hani Peugeot çekmiyorsun diyen arkadaşlara da gelsin. Burada böyle bir makina var yani. Kapısının kapanması güzel, fena değil. Telefon numarası. Telefon numaranız yok, paylaşmak ister misiniz? Evet, alayım. 543-921-5896. 5896, bu numaradan size ulaşabiliyorlar. Pazarlık payı da vardır muhtemelen. Dostlar güzel, lastikleri falan temiz, yeni duruyor. Yani çok bir masrafı yok belli ki görüntüde. Sadece kozmetik eksikliği var. O da yapılmayacak bir şey değil. İyi satışlar dostum. Yine Clio var dostlar. Soran vardı Clio'yu. 210.500 TL demiş. Çok üstünde oyalanmayacağım. Ama hani sadece görün, kadrajımıza girmiş olsun böyle bir alet. İşte 110.500 TL'ye yine Linea var. 2014 model. Farları su almış. Muhtemelen ya çatlak var ya da arka kapağı çıkmıştır bir yerden. Sanki ön kaputta da işlem var gibi bu arada. Bilginiz olsun. 34 plakaymış. Taksi çıkması mı değil mi? İşte bunda buna dikkat etmek gerekiyor. Şöyle telefon numarasını çekeyim sizlere. Ondan sonra şu arayı ya girmedik. Hadi bu araya girelim şöyle. Bu arayı da çekelim. Yine Toros var, 45.800 TL. Zamanın 4.500 TL'si. Sembol 163.000 km'de. Düzeltiyorum, 163.000 TL fiyat yazmış. Expression paket 2010 model, 1.4 73.000 km'de. Güzel bak, ekspertizini falan da koymuş oraya. Telefon numarasını da görün. Bunu da böyle paylaşmış olalım. Temiz duruyor. Güzel duruyor. Farlar da hafif solmalar mevcut. Kış lastiği var üstünde, bilginiz olsun. Şöyle kapısı açık mı bakalım. Kapısı maalesef kilitliydi. Açtı kardeşim. Şöyle bunu da görün dostlar. Temiz duruyor. Güzel duruyor. LPG'li. Tabii işte burada LPG'li, LPG'siz ayrımını sizin yapmanız lazım. Kimi arkadaşlar sadece benzinli istiyor. Kimi arkadaşlar benzin LPG'li istiyor. Bak Mazda var. Mazda 6 sanırım bu. Böyle güzel makinalardan. Bu da ben konfora para veririm kardeşim. Binerim. Ondan sonra bakımını makımını yaparım. Uzun yıllar binerim diyorsanız alınabilecek araçlardan. Niye? D sınıfı. Bak geniş geniş böyle sallı araç deriz biz bunlara. Yol tutuşuyla falan her şeyle harika aletlerden ki zaten lastik ebatlarından da gördüğünüz üzere 205, 55, 16 lastik jant var.
yol tutuşunu konuşmaya gerek yok. Japon harikası diyorum. Bak içi bile tertemiz güzel duruyor. Görüyor musunuz? Hani çok böyle oynanmamış. Tam otomatik dijital kliması var. CD çaları falan var. Güzel. Hoşuma gitti ha. Boss müzik sistemi var dostlar. Vay 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 vay. Bak. Boss müzik sistemi var. Bak, alınır. Alınır. Bence alınır. Yan hava yastıkları da var gördüğünüz üzere. Koltuk kalifesi falan çok güzel. Vay. Çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Koltuklarının kadifesi çok güzel ama bu kapının gergisi bozulmuş. Kapı durmuyor. Güzel alet ya bak Mazda 6. Şimdi tavsiye ederim. Ya ben bunu tavsiye ederim dostlar böyle. Bak bagajın açılmasına bak. Oo. Ama şuradaki plastik aksam çok fazla kırılmış. Belki arkada işlem olabilir bunda. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Bagaj havuzunu kaldırmaya çalışacağım. Bunda bilerek detaya girdim. Hoşuma gitti. Bakalım. Şimdi bagajda işlem var mı? Sanki şuralarda böyle işlem var gibi simit tank koymuş. Sanki bagajda işlem var gibi ama işte baktırmak lazım. Baktırmak lazım. Şuraları incelemek lazım. Yani çamurluk orijinal gibi duruyor şuraları ama. İşte detayına girmek lazım. Vallahi dostlar benim hoşuma gitti. Oo, bagajı biraz zor kapanıyor. Muhtemelen şu şeylerin değişmesi lazım. Ayaklar var ya amortisör gibi. Uf, amma sak bagajı var. Niye biliyor musunuz? Cam şeye bağlı. Bagaj kapağında. O yüzden çok ağır. Tek sevmediğim yanı şeyi oldu. Camı oldu bu arada bilginiz olsun. Şey bagaj kapağı oldu. Ama mesela bak patinaj kontrol bile var. Hız sabitleyici var mı? Bir dakika o ne? Ha, Reusta ışığı. Hız sabitleyici yok ama bir dakika şimdi şöyle bakalım. Hız sabitleyici var dostlar. Vay bak, bakın hız sabitleyicisi falan da var. Öyle bir orta kolçağı konsolda. Vay bak. Yani tavsiye ederim. Bence güzel alet. Param varsa kaçırma. Tabii ki piyasasını bilmiyorum. Bir araştırmak lazım. Çok övdüm çok uğraştım arabayla. Sizin mi? Aynen. Yani hastası arabayı bileni ne alınacak araba. Yani arabam olmasa bu fiyat aralığında seninle pazarlıkla bu makinayı almak isterdim. Sadece tek sevmediğim yanı şeyi oldu. Bagaj kapağı oldu. O da çok ağır. Camla evet. Birlikte olduğu için. Aynen. Muhtemelen ayaklar değişirse düzelir diye düşünüyorum. Aslında yeni olduğu için öyle. Ha yeni mi taktırdınız? Amortisörleri yeni mi koydunuz? Evet. Tamam. Ama çok güzel bir alet. Kaza hasar durumunu yazmışsınız ama arkada işlem var mı? Arkadan darbeli zaten. Araya. Değil mi? Parça parça satılır orada. Tamam doğru tahmin etmişim. Arka tarafta yani bir oynama var ama dostlar bilginiz olsun çok hoşuma gitti. Kardeşime ulaşın. Böyle 150 bin TL araç altı almak isteyenler için yine telefon numarasını çekiyorum. Çok hoşuma gitti. Tavanı falan düzgün duruyor. Bilginiz olsun tavanda işlem yok diyor zaten aynı arkadaşlar. Subaru'da bende abi. Tamam oraya da geçeceğim. Dostlar bilginiz olsun. Güzel makine hoşuma gitti. İyi satışlar. Bak yine 100 bin TL altı binmek istiyorum diyorsanız Vectra var. Muhtemelen CD ya da CDX olabilir. Ha, 100. yıl özel serisiymiş bu arada. İki parça boya mevcut demiş. Şöyle telefon numarasını da çekeyim size. Görün 50-63 plakalı. Ondan sonra hatta bu 3 araba sizin herhalde. Kapısı maalesef kilitli. Açacak arkadaş. Üstünde kış lastiği var dostlar. Bilginiz olsun. 4 fren disk. Ondan sonra böyle konforlu, güzel bir alete, makineye binmek istiyorum. Ama bütçem de 100 bin TL diyorsanız alınabilecek araçlardan. Opel'in yol tutuşunu falan zaten söylememe gerek yok. Bak içi falan çok böyle deforme olmamış ama kozmetik eksiklikleri var gibi. Bunlar tamamlanacak eksiklikler. Bilginiz olsun işte direksiyondan kumandalı, müzik ses sistemi falan var. Hani bu tarz şeyler tabii ki yaşına göre gayet normal. İşte 4 cam otomatiği var. Ondan sonra kapısının açılıp kapanması güzel. Bak kullandığı deri malzemesi halen şuradaki derisi çok başarılı. Mesela yine küçük püf noktalardan arka kapıda böyle şey de var, reflektör var. Ya bilmiyorum hani böyle 100 bin TL altı gidip saçma sapan arabaya para vereceğimi böyle bir makineyi alırım.
Bir kere 2.0 güzel, canavar gibi gider. Sadece şurada bir kozmetik eksiklik var. Şöyle bagajını açalım. Bagajı, sanki bunun da arkadan işlemi var bu arada. Bilginiz olsun. Beğenmedim arka tarafında. Sanki böyle işlem var gibi ama işte göstermek lazım. Ama güzel yani. Şimdi Vectra severim. Vectra'yı severim. Evet, arkada sıkıntı var. Bagajı kapanmıyor. Muhtemelen bagaj kilidinde problem var. Evet, arkada. Bu arkadan, bu da arkadan. Belli. Belli. Bu da arkadan tıklamış. Bu arada dostlar, küçük bir ayrıntı bak, görüyor musunuz? Yani eski model deyip geçmeyin. Bu çözücü var camda, aynada. Evet, kardeşim dedi ki Subaru da benim abi dedi. Bunu da çekelim. Hah, mesela şimdi bu da 180 bin altı diye soran arkadaşlara gelsin. Şimdi artık mazotun, dizelin, benzinle geçtiği, daha doğrusu mazotun benzini geçtiği şu dönemde benzinli arabaya binilir. Zaten kaldı ki LPG de takmış abimiz. Şimdi 180 bin TL'lik araçlarda alınabilecek makinalardan. Bak şimdi güzel bir detay var burada. Ne biliyor musun? Bak bak, koltuk ısıtıcı var. Otomatik vites. Güzel bir ses sistemi de var. Ondan sonra bunda manuel klima var. Ama güzel böyle şeyli, alengirli duruyor. Ondan sonra cruise control falan da var. Zaten Subaru abi, anlatılma. Impreza diyorsun yani. 4 cam otomatiği var. Böyle hatchback düşünen arkadaşlar varsa, yani bütçesini sıkıştırıp kendini biraz daha kasıp rahat rahat böyle alıp bineceği araçlardan. Güzel, hoşuma gitti Impreza. Belden aşağı bunda da boya varmış. Değişen de mevcutmuş. Bagajını bir açalım. Vay! Bak bak olaya bak. Sürekli 4x4 abi. Ya böyle kış memleketinde yaşıyorsan alacaksın işte bunu. 4x4 muhtemelen yakıtı yüksektir ama şehir içi böyle 10-12 litrelere yakın yakıyordur ya. Ama güzel, hoşuma gitti bu Subaru. Alınır. Tabii göstermek lazım. Arkada park sensörü falan da var dostlar. Güzel. Yani 4x4 sürekli işte bu yol tutuşu soran arkadaşlar var ya, bununla gireceğim viraja ya. Çok başarılı, güzel, hoşuma gitti. Bu da Mazda 6 gibi hoşuma gitti. Alınır mı? Alınır. Tabii iyi bir bakımla tabii. Bu araç en sevdiğim. Abi her şey var da zaten. Silecek ısıtma var. Yok yok, çok donanım. Koltuk ısıtmayı koyan. Silecek ısıtmayı da koyar. Abi, çok güzel. Şimdi 4x4 olduğu için ve sürekli 4x4. Bunu kış memleketinde süreceksin. Aynen öyle. Alacağım bununla. Ama inanılmaz az yakıyor ve inanılmaz. 10-12 litre var mı? Beygir falan. Abi litre bazında hesaplamadım hiç. Şehir içi 10-12 rahat yakıyordur. Yapıyordur otomatik vites ve 4x4 olduğu için. Ama işte bu da Mazda 6 gibi. Aynen. Yani ben arabayı alırım, işte uzun süre binerim, yağını suyunu koyarım. Aynen. Gerisi beni ilgilendirmez. Aynen. Diyorlarsa tavsiye edeceğim araçlardan. Tabii boksör ya. Yani Subaru diyorsun abi. Anlatılmaz yaşanır. Aynen öyle. İyi satışlar, kolay gelsin. Dostlar mesela Fiat Stilo. Şimdi bu da böyle 120 bin TL rakamında alınacak araçlardan, kaldı ki abimiz de 114 bin kilometrede 110 bin TL fiyat yazmış. Şimdi fiyat olduğu için bunun da böyle sürekli parçasında falan sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten kapısı da kilit açık olsaydı içinde çekecektim. Bak bunu da hatchback düşünen falan varsa tavsiye edeceğim araçlardan. 6 ileri şanzıman var bunlarda. Fiat Stilo zaten böyle kendini kanıtlamış güzel araçlardan aslında. Sadece ülkemizde tutulmamasının sebebi, Fiat'ta biliyorsunuz şey algısı vardı. Hani bunun olduğu zamanlarda işte ağırlıklı hangi araç vardı? Palio falan olduğu için insanlar ağırlıklı o arabalara yöneldi. Mesela Stilo bu sınıfta, yani C sınıfında, o zamanki C sınıfının güzel araçlarındandı. İşte kesimi böyle, rüzgarı aerodinamiği falan görüyorsunuz. Çok farklı. Tavsiye ederim. Aslında binip de pişman olan, beğenmeyen yok diye biliyorum. Tabii araştırmak lazım, bakmak lazım. Evet, şimdi hızlanalım biraz daha. Yine 150 bin TL altı, bak Dacia var. 199 bin 500 kilometrede. Sağ ol kardeşim, ne haber? İyi abi, senden. Çok şükür, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Devam.
Alınacak araçlardan telefon numarasını da şöyle çekeyim sizlere. Hani isterseniz konuşabilirsiniz. Abinin arabası temiz, güzel duruyor. Lastik durumu fena değil gibi. Alınır. Ben dizel arabaya binmek istiyorum. Az yaksın, çok kaçsın diyorsanız alınacak arabalardan. Şimdi yine Astra G benim en sevdiğim araçlardan. Şöyle göstereyim. Telefon numarasını çekin. Bak yine 150 bin TL'lik alınacak araçlardan. Twin port olması güzel. Trigger zinciri var dostlar bunlarda. Trigger kayışı yok. Kış lastiği var üstünde. Bilginiz olsun. Gerçi arka iki lastiği normal mevsim lastiği görünüyor. Şimdi yol tutuşu falan gayet başarılı bir alet. Bilginiz olsun. 1.4'ü 90 beygir bunun. Hatchback bu arada. Bak hani bir arkadaş var bana böyle sürekli yazıp duruyorsun Instagram'dan falan da. Kardeşim tavsiye ederim. Bunu alabilirsin. Senin gerçi bütçen 130 bin civarında ama yani biraz daha kendini sıkıştırıp bak temiz duruyor. Bu makineyi alabilirsin. İlk aracınız olacak diyorsun. En azından sağlam, güzel, binilecek bir makina. Bilgin olsun. Sana tavsiye ediyorum bu arabayı. Hem de hatchback istiyordum. Bu da hatchback. En azından C sınıfı bir araca binmiş olursun. Bilgin olsun. Yenge de kullanacak diyordun. Hanımlar da, kadınlar da güzel kullanabilir. Yol tutuşuyla, gidişiyle güzel makinalardan. Şimdi şu tarafa bakıyorum. Burada ne var? İşte 43.750 TL'ye Şahin var. Yine 62.500 TL'ye Doğan SLX var. 63.000 TL'ye Doğan SLX var. Hani bunlar artık demek ki bunların da rakamları oturmuş. Şimdi 120.500 TL'ye bak ne var burada. 307 var. Bunu da soruyordun kardeşim. Alınır mı, alınmaz mı? Şimdi otomatik vites 2004 modelmiş. 337 bin kilometrede. Ben yani şimdi bu arabayı alınmaz diyemem. Ama alırsan da kardeşim yine az önce Astra'yı soran arkadaş için konuşuyorum. Ya işte bu yürüyen... Bak kapısı kilitli, açamıyorum. Otomatik vites. Yürüyen pimi çekilmiş el bombası abi bu araba. Bilgin olsun yani... Allah korusun her an masraf açabilir sana. Şimdi şunu da şöyle bir kadrajımı alacağım. Değişik yeni bir araba olduğu için. 50 bin kilometre demiş. Crosstrend 2017 model. İlk sahibinden 359 bin TL fiyat yazmış. Bilginiz olsun. Megane soran arkadaşlar vardı. Şimdi 225 bin kilometrede. Bunu da böyle çekelim. Lastikleri yeni. Güzel. Yeni lastik takmış. Geniş geniş duruyor. Hatta çelik jant koymuş. Bak kocaman. Ama arabayı yorar işte. 157 bin TL fiyat yazmış. Otomatik vitesmiş. Orijinalmiş. Müzik çaldığı için gidiyorum. 105 bin TL'ye bak. 1.2 16 valf Clio var. Buralara geçiyorum. Biliyorsunuz zaten müzik çalıyor. Kaçmam lazım. Egea'yı hatırlıyorsunuz. Bak benim videodan gelene 230 diyor. Egea için temiz kardeşimin arabası. Müzik çaldığı için geçiyorum. Bak yine bir Vectra var. Bu arada 1.6 olanı. Konfor paket 2001 modelmiş dostlar. Bilginiz olsun. Yeni Vectra C'nin jantından koymuş. Üstüne konfor paket. Şimdi bu da böyle Denizli fiyaka 115 bin TL. Hani pazarlıkla böyle alınabilecek araçlardan tavsiye ederim. Masrafsız binecek araçlardan iki tane Connect yan yana. 254 bin TL yazmış. Connect dedim bu arada. Courier. Bilginiz olsun. Bunları da böyle hızlıca geçiyorum. Şimdi videoyu da çok da uzatmak istemiyorum. Bu arada işte şimdi mesela yine Yaris soran arkadaş vardı. Ona da bunu çekelim. Şöyle 114 bin TL fiyat yazmış. 2016 mı? Düzeltiyorum. 214 bin kilometrede 2007 model. Telefon numarasını şöyle görün. Dizelmiş. Ağır hasar kaydı varmış bu arada. O yüzden muhtemelen fiyatı uygun görünüyor. Ha şimdi alınır mı? Ağır hasar kaydı nereden, neyden kaynaklanıyor? Araştırılıp düşünülebilir. Temiz duruyor. Ondan sonra Broadway var. 93 model. 46.250 TL fiyat yazmış. Anlaşamadık kardeşim de. Hakkını helal et. Çakıştık. Broadway var. Bilginiz olsun. 2005 Alize paket klimalı yani. 155 bin kilometrede 132.500 TL'ye Clio 2 var. Makyajlı olan. Şöyle telefon numarasını görün. 1.2'si bunun işte 90'ı geçmeme kaydıyla biraz böyle bangır bangır gider ama 1.4'leri daha bir tık daha iyi gider, bilginiz olsun. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Hiç Corolla'ya bakmıyorum bile çünkü fiyatı uçuk. Bu arada mesela bak temiz bir Focus yazmış. Şöyle hikayesi var üstünde. Bakalım hikayesini. Şöyle görün. Müzik çaldığı için hemen hızlanacağım. Şöyle gösteriyorum ve buradan kaçıyorum. 231.500 TL fiyat yazmış.
Abi çok müziklerin içine düştü. Kaçmamız lazım buradan. Telif yeriz yoksa. Şöyle geçiyorum buraları. Hızlı hızlı bakıyorum. Şu şeyi merak ettim. Skoda Superb'e vardı ya. Hadi onun bir fiyatına bakalım. Bak yine 2008 model Expiration paket var burada. Bilginiz olsun. 135 bin TL fiyat yazmış buna abimiz. Telefon numarasını görün. Merhaba. Ne var ne yok? Senin mi? Orijinal. Likel. Bak hadi sen böyle bu kadar şeylere düşmezdin. Vallahi vermiş para. Değil mi? Ben nakite bakarım. Ne olursa olsun. Aynen öyle değil mi? İşte. Dostlar abimin arabası. Abimi hatırlarsınız bu arada meşhur Corolla'cı, Focus'cu. O yüzden bu lafı söyledim. Hep böyle sıfıra yakın arabalar getirirdin. Şaşırmamın sebebi geldi, bu. Ha takas da geldi. Nasıl kaza bela boya tavsiye ediyor musun? Sıfır hata. Gerçi sen hatalı araba almazdın zaten. Dostlar telefon numarasını paylaşayım abimizin. Hatta ekspertiz raporunu da buraya koymuş. Güzel temiz duruyor. Bilginiz olsun. 150 bin TL fiyat altı isteyen için arkadaşlara tavsiye ederim. Bak şimdi ne var? Ford Fiesta. Daha doğrusu Festiva. Eskinin, yeninin Fiesta'sı, eskinin Festiva'sı. 58.500 TL. Arabam yok demeyin yani. Görün. Broadway parasına. Güzel. Klima var mı bunda? Yok abi. Bir kliması yokmuş dostlar. Bilginiz olsun. Klimada olsaymış. Güzel olmuş. Temiz duruyor. Superb'i hatırlıyorsunuz. 515 yapmışsın geri rakamı. Rakamı geri düşürmüşsün sanki. 515 olmuş. 550 idi bir ara. O bir ara dedin. Zamanlarda. Ha 550 sonra 500'e çektin. Aynen. Tamam 500 o, bu aralıklarda geziniyorum diyorsun. Yani en son bandı bu aralık. Allah gönlüne göre versin kardeşim. Dostlar Superb'i hatırlıyorsunuz kardeşimin arabası. Para olsa alınır. 200 bin TL'ye ne var? Duster var burada. Bunu da hatırlıyorsunuz. 187 bin TL'ye Clio var. Şimdi bak 108 bin TL'ye 2006 Renault var yine Clio. Yani şimdi kafanızda şunu tasarlayın. Hatchback soran arkadaşım vardı. O da hatchback. Bu da onun için gelsin. Kafanızda tasarlayın. Demek ki rakamlar bu fiyatlara oturmuş. 83 bin kilometrede 318 bin TL'ye Focus var. Yani fiyatlar oturmuş gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Yani böyle şey değil artık. Bak mesela boyasız. 1.6 279 bin TL'ye Egea var. Bilginiz olsun bunu da alalım kadrajımıza. 154.500 TL'ye 2011 model Era var. Bak 100 bin kilometrede 165 bin TL'ye yazmış. 2012 model dizel sembole. Bunu da telefon numarasını çekeyim. Belli ki abim arabasına güveniyor. Fiyatı biraz yüksek. İşte nedir? Hasarı yoktur, bakımlıdır. O yüzden rakamını böyle yüksek tutmuş olabilir. Şimdi geç soruyordun. Kardeşim sen 2005 model GS benzin LPG'li 1.3 motormuş bu arada 98.500 TL fiyat yazmış 250 bin kilometrede telefon numarasını şöyle çekeyim görüşüp konuşmak istiyorsan arayabilirsin kış lastiği değil ama garip bir lastik var üstünde şöyle bunu da kadrajımıza almış olalım şimdi devam edelim bakalım işte 197 bin TL'ye Fiorino var mesela 157.500 TL'ye 2008 Polo var. Yine bunu da çekelim. 1.4 benzinli LPG'liymiş dostlar. 229 bin kilometrede. Bunu da böyle telefon numarasını görün diye yaklaştım. Fena değilim ama sanki boya var gibi duruyor. 117 bin TL'ye mesela ne var? Yine 2008 Clio var. Çok fazla Clio var. Şimdi burada ne var bak. Burada 220 bin TL'ye otomatik vites Clio Sport Tourer var. Güzel, temiz duruyor. Bunu bilerek çekiyorum. Arkadaşımın aracıydı. Hasar kaydı var ufak tefek ama EDC şanzıman var. Bilginiz olsun. Alınır mı? Alınır. 4 lastiği yeni bu arada. Haberiniz olsun. Kardeşim kolay gelsin. 157.500 TL'ye Focus var. 2004 model. Collection paket 1.6. Otomatik vitesmiş. Bilginiz olsun. Şöyle içini bir çekelim bakalım bunun. Hatchback. Hatchback bu arada. Bilginiz olsun. Bu da böyle Astra G gibi. Otomatik vites değilmiş bu arada. Özür dilerim. Orijinal araba diyor amcamın arabası. Böyle bunu da içine çekin. Bu da Astra G gibi. Bilginiz olsun. Yani alıp böyle rahat rahat binebileceğiniz makinalardan gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Yol tutuşu falan gayet başarılıdır bunun da. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi devam edelim bakalım. Bak 155 bin kilometrede yine ne var burada? 122 bin TL'ye 2008 model Fiesta var.
Hasarkay 4200 TL'ymiş. Telefon numarasını görün. Fena değil gibi. Tabi silecek camı çizmiş gibi görünüyor ama lastiğin değişmesiyle düzelir. Lastikleri fena değil. Tavsiye edeceğim araçlardan. Bak ne var? 2017 model. Linea var. Şimdi fiyatı bunun uçuktur biraz ama 2017 olduğu için 178 bin TL fiyat yazmış. Ama bu da hani böyle alayım, yağını suyunu koyayım, ondan sonra bakımını yaptırayım, ucuz ucuz bineyim diyorsanız, az yaksın diyorsanız alınacak araçlardan. Şimdi Linea'yı herkes sevmez ama artık mecbur rakamlar oturmak zorunda dostlar. Herkeste para yok. Artık para eskisi gibi değil. Herkeste öyle para yok. Maalesef zengin kesimde var. Onlar da zaten buraya gelip de araba bakmıyor. Buraya gelip araba bakmıyor yani. Bak 89 bin TL'ye ne var burada? Palio var. Albea daha doğrusu. Klimalı benzinli 1.2. Güzel gidişi var biliyor musunuz bunun? Böyle ben 180-190 yaptığını gördüm bu arabanın. Telefon numarasını görün. İşte bu da hani böyle 100 bin bandındaki araçlardan. Peynir ekmek gibi parçası var. Ustası her yerde var. Bir de ben hani bir de bu da böyle Hyundai Accent Era gibi pazarcıların, taksicilerin en çok tercih ettiği araçlardan. Bilginiz olsun. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Görün yani. Alınır abi. Niye alınmasın? Kapısının kapanması da güzel. Gayet başarılı. Şimdi Clio 5 soran arkadaşım vardı. Dostum burada Clio 5 var. 2021 model. 8000 kilometrede. Yaklaşık 6 aydır gelip gidiyor bu araba ama. Bilgin olsun. Şöyle bunu da gör. 257.950 TL fiyat yazmış. Bu herhalde dolu olanı mı bilemiyorum ama 1.0 bu. İşte çelik çanta olmuyor. İkon paket değil dostum. Yanlış söylemeyeyim. 1.0. Şöyle özelliklerini çekeyim. Telefon numarasını da çekeyim senin için. Zaten hani anlatamam. Temiz tertemiz duruyor araba. Ama dediğim gibi uzun zamandır gidip geliyor. LED far var. Ondan sonra şöyle içini de çekeyim sana. Ha onu sattınız bu mu geldi? Ha bu arada dostlar özür dilerim. Abim şimdi düzeltti. İçini de şöyle çekeyim size. Uzun zamandır geliyor demiştim. Meğersem yine aynı araba ama bu 2021 modelmiş. Bilginiz olsun. 79.750 TL'ye bak yine burada ne var? Clio 1 var. 2001 model. Klimalı. Hani klimalı olsun. Ondan sonra beni yolda bırakmasın diyorsanız bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. İşte geç soran vardı. 2010 model. 119.000 kilometredeymiş. Ha güzel bak. Kilometre düşük. Güzel. Şöyle telefon numarasını görün. Benzin LPG'liymiş bu da. Fiyat sizin aracınız mı? Ha, fiyatını yazmamışlar. Elantra var. Bunu zaten geçen de çekmiştim hatırlıyorsunuz. 345 bin TL. 66 bin kilometrede güzel alet. Aa bakın Passat var. Uzun zamandır böyle kadrajımızda olmayan araçlardan da şey geliyor. CC geliyor. Passat CC. Gelsin bakalım. Şöyle kenara çekilelim de. Abi benzinli araba nasıl güzel bak ses yok görüyor musun? Passat CC. Bu da tutulmadı ya. Ne alakaysa tutulmadı abi bu araba ya. Ama böyle keyifle bineyim 10 numara gideyim diyorsanız güzel araçlardan. Ne var? i20 var kardeşim içinde uyuyor ama 2016 modelmiş 195 bin TL fiyat yazmış. Şöyle görün bunu da. Çok derli toplu görünmedi gözüme ya. Neyse şu Passat'a geçelim. Elantra'yı hatırlıyorsunuz. Passat var dostlar. R-Line paketmiş. Belki de sonradan değiştirdi ama bilemiyorum. Bunu da kadrajımıza alalım. Sahibinden 159 bin kilometredeymiş. Özelliklerini çekeyim. İyi satışta 488 bin TL fiyat yazmış. 159 bin kilometrede. Telefon numarası da şurada dostlar. Bunu da görün. İlk sahibinden donanımlı. Cam tavan yok ama lastik durumu fena değil. Bilginiz olsun. Bakalım 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 ne var başka. 76 bin kilometrede 258 bin TL'ye Fluence var. Onu da kadrajımıza almış olalım. Ondan sonra şurada Clio vardı onu çekemedim. Ona bakayım bak Accent var. Accent var. Gerçi bunların rakamları artık yüksek. O yüzden çok böyle oradaki detaya girmeyeceğim dostlar. Şimdi bakalım. Bakalım. Jetta var. 249 bin TL fiyat yazmış. Fıstıkçı dayımın Honda'sı buraya geçiyorum. 273 bin TL. Bak 63 bin 500 TL, 65 bin 500 TL'ye ne var? 98 model 106 var. Asfalt biti mi diyorlardı? Otoban faresi mi ne diyorlardı buna?
Evet, bakalım bakalım. Fıstıkçı dayımın arabalarını geçiyoruz. Uno var, Uno. Hadi gel şu Uno'ya bakalım dostlar. Uno var. Golf geldi. Golf geldi. 138 bin TL. Bak Golf. 150 bin TL altı araç soran arkadaşa gelsin bu. Golf geldi, yeni geldi. Şurada Uno var. Uno'ya ne yazmış abimiz? 48 bin TL fiyat yazmış. Kolay gelsin ilk satışta. Telefon numarası var mı? Yok. 1.4 iyi dostlar. Bilginiz olsun, telefon numarası koymamış. 58 bin TL fiyat, 48 bin TL fiyat yazmış kardeşim. Burada yine Clio var. 118 bin 500 TL fiyat yazmış. 1.5 DCI. Tavanda boya var. Bilginiz olsun. O yüzden çok detayına girmiyorum bu arabanın. 65 bin TL'ye Broadway var. Bak ne var burada? 115 bin TL'ye yine 206 sedan var. Gerçi sen hatchback istiyordun dostum ama bu daha önce de geliyordu zaten bu araç. Şöyle hızlanalım bakalım. Hızlanalım. 2010 model 1.4 118 bin kilometrede Getz var mesela. LPG'si, içli klimalıymış ama fiyat yazmamış. Ama yine de siz aramak isterseniz telefon numarasını böyle koyayım. Bakıyorum başka 150 bin kilometrede 185 bin TL'ye Corsa var. Corsa D. Bunu tanıtmıştık zaten. Fiesta'ları hatırlıyorsunuz. Bunları geçiyorum. Bakalım şöyle yukarıya doğru çıkalım. Rengin güzelliğine bak abi. 238 bin TL fiyat yazmış o arabaya. Bakalım başka değişik bir şeyler var mı bu seride? Egea falan var. 263 bin TL fiyat yazmış ona. Bakıyorum dostlar yok ya. Hani çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Sizi boğmak istemiyorum. Şeyi hatırlıyorsunuz burada bu. Kia'yı hatırlıyorsunuz. 2012 Kia Rio. Güzel alettir bu da. Az önceki Subaru gibi. Tabii fiyatına bir şey diyemiyorum. Dizel 222 bin kilometrede. Bu da böyle keyifle bineceğiniz araçlardan, bilginiz olsun. Bak 4 fren disk, lastikleri geniş geniş. Bir de otomatikse tadından yenmez, kapısı kilitli. Açık olsaydı güzel olurdu. Evet dostlar, bakıyorum şimdi başka böyle sizler için çekebileceğim. Arkadaki serileri hatırlıyorsunuz zaten. Daha önceki videolarımızda vardı. Değişik bir araba yok. Dostlar hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomun daha sonuna geliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Güzel izliyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ama böyle insanlar da azıcık motivasyon için böyle şey istiyor. Desteğinizi bekliyorum. Güzel, sizler için böyle kalkıyorum işte pazar günü erkenden gelip araba pazarı videosu çekmeye çalışıyorum. Ama en azından böyle ona bir ihtiyacım var, bir desteğinize ihtiyacım var. Böyle kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. İyi olur, güzel olur. Evet, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın dostlar. Saygılarımla. Bay bay.